Herkese selamlar. Mısır Kahire'de 2024 Ocak'ta Kahire Kalesi'ne 3-4 kilometre mesafedeki Kahire'nin eski Kahire'nin genel izlenimleri eşliğinde İmam Şafii Türbesi'ni ziyarete gittik. Bu türbe manevi atmosferi ve din büyüğü olması bakımından ziyaret çok anlamlıydı. 20 yıllarında zaten vefat edildi, 1760 yıllarında da buradaki işte burada Filistin taraflarında Gazze'li hayatıyla ilgili bilgiyi içeride vereceğim. Şimdi içeriye doğru geçelim. Burası bir de kraliyet, yani kraliyet dediğim Eyyubi sultanlarının mezarlarının olduğu, daha doğrusu Sultan Adil'in çocukları ve yengezadeleri, yenge hanımları Şems'in mezarının olduğu bir türbe var. Bir de tasavvuf elinden Zekeriya Ensari dediğimiz şey mi İslam? İmam Şafii Türbesi. Hakan sen de. Hakan ne yapıyorsun? Memnun olduk. Ben de. Kalabalık başta. Az önce peki bu bölgede en güzel kubbelerden biriymiş, dışı da içi de muazzam. Kana imaman fakihan ve kana alimen galilan. İmam Şafii'den bahsediyor bir YouTuber belki. Ve kan hadid sittine sile nefis. Radiyallahu anhu ve ahbahu. Evet. Caminin kubbesinde dışarıda bir gemi modeli gördük. İlmin deryasının makamı olduğuna delalet ediyormuş. Peygamber Efendimiz'in bazı hadis-i şeriflerinin ilmin deryası olarak belirttiği hadislerin İmam-ı Şafii'ye delalet ettiği rivayet olunur. Doğrusunu Allah bilir. İmam-ı Şafii Türbesi ve cami. Peygamber Efendimiz'in ayak izlerinde İmam-ı Şafii Türbesi'nde olduğu sağlam bir rivayet değil belki ama öyle düşünülüyor, öyle kabul ediliyor. Böyle cami kendi içerisinde korunuyor. İmam-ı Şafii'nin yakınları, yakınlarının aileleri filan aynı türbede metfun. Dört büyük mezhep imamı, ehli sünnet mezhep imamları, İmam Hanefi'nin talebeleri İmam Şafii'yi yetiştirmişler. İmam Maliki'den İmam Şafii ders almış. İmam Şafii de bir sonraki mezhep, yine ehl-i sünnet mezheplerinden İmam Hanbel'in hocalığını yapmış. Dört büyük mezhep imamı halef selef bir tarihi, İslam tarihi sürecinin içindeler. İlm deryasını temsil eden gemiyi tekrar görelim. Ve İmam Şafii Türbesi ve cami en uzun külliyeyi veda edelim.
Video üzerinde bazı bilgilendirmeler de var, sesli anlatımlar, rehberden alıntılar da var ama tekrar anlatmak isterim. Kaleden İmam Şafii Türbesi'ndeki izlenimleri şöyle, videonun detayları da var, kısa kesit de verdik. Hem Kahire, İslamik Kahire'deki izlenimleri şahit oluyorsunuz, hem de türbedeki bu tepede olan kayık ya da belki ufak gemi modelini tekrar anlatmak isterim. Tabii kayık gemi neyi simgeler? Denizi simgeler, deryayı simgeler. Derya, ilim deryası burada sembolize edilen. İmam Şafii de ilim denizinin deryası olarak sembolize edildiği, türbesine yerleştirildiği. Bu hakikaten yakışan ve hoş bir rivayet. Son bir bilgi. Şafii mezhebinin kurucusu imamı olan Şafii, İmam Şafii, İmam Malik İbni Enes'in doğrudan talebesi olmuş. İmam Muhammed Şeybani yoluyla İmam-ı Azam'ın talebesi olmuş. Ve dört büyük mezhebin son imamı İbni Hanbel'in de doğrudan hocası olmuş. Böyle hoca talebe doğrudan uzaktan yakından hoca talebe ilişkileri olduğunu da vurgulayalım. Allah'tan rahmet dileyelim, ziyaret edelim, bir Fatiha okuyalım inşallah. Abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkürler, iyi seyahatler, iyi izlemeler. Hoşça kalın. Selamlar, sevgiler.